19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok farklı, çok keyifli bir şekilde kutlayacağız bugün. Işık Üniversitesi'nin Şile kampüsündeyiz. Işık Üniversitesi Amerikan futbol takımı Chargers'la beraber antrenmana çıkacağız. Nefis bir gün bizi bekliyor. Nefis bir sohbet için biraz antrenmana ara verdik. Şöyle yeşil çimlere oturduk. Arkadaşlarımızla biraz sohbet edeceğiz. Mikrofonu şöyle en baştan vereyim. Arkadaşlarımızla sohbet edelim. Aslında çok keyifli bir spor. İnsanların biraz gönül vermesi lazım ama çok antrenman tempomuz yoğun. Dersleri falan etkilemiyor ama insanlara yoğun bir tempoya ayak uydurması gerekiyor yani. Tabii ki de her spor gibi çok ileri derecede disiplin isteyen bir spor. İşte biz de elimizden geldiğince kendimizi tamamıyla spora vermeye çalışıyoruz. Ne kadar antrenman yapıyorsunuz? Haftada iki kere antrenman yapıyoruz. Tabii biraz yoruluyoruz haliyle. Antrenmanlardan sonra kondisyon amaçlı olarak fitness çalışmaları yapıyoruz. Buradaki arkadaşlar benim en yakın arkadaşım oldu bu takıma girdikten sonra. Birçoğuyla oda arkadaşım bile bu takımdan mesela. Ben de yurtta kalıyorum. Mimarlık bölümü genelde çizime dayalı, ödevlere dayalı olduğu için birazcık zorluyor ama yine de... Yani yoktu ama oldu. Bölüme girdikten sonra oldu. Zorlayınca her şey oldu. Tabii canım. Okul bitmeden de profesyonel takıma gidebilirsem gitmeyi düşünüyorum. Okul bittikten sonra da yazılımla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Amerikan futbolu takımında kaptan olmak, tabii kaptan olmak her takımda çok özel, çok önemli bir şey de. Nasıl? Biraz anlatsana kaptanlığı. Yani normal diğer sporlardan farklı olarak burada 20-10 küsur kişiyle başa çıkmıyorsunuz. 50-60 kişiyle aynı sahayı, aynı soyunma odasını, aynı yemekleri paylaşıyorsunuz. Onun için bence daha özel bir şey bu kadar fazla kişinin lideri konumunda olmak. Gurur verici bir şey benim açımdan. Okulu bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Hayallerinde ne var? Hani spor bir şekilde devam edecek mi yoksa planların ne? Yani bu sporu tabii ki de zaten hobi olarak yapıyoruz. Hobi olarak yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda daha da ileride artık spor yapamayacak bir yaşa gelirsem antrenörlük yapabilirim yine bu sporda belgeleri alıp. Onun dışında tabii aktif okuduğum bölümle alakalı ileride düşüncelerim var. Defans kaptanı olmak nasıl bir şey? Biraz onu anlatsın. Yani Ozan'a kıyasla daha az insanla mücadele etmek zorundasın. Ama savunma yaptırmak zor iştir. Yani biraz daha sert bir kişiliğe sahip olmam gerekiyor. Biraz daha disipline yönelik bir insan olman gerekiyor. Dediği gibi yani burada takım 50-60 kişi olduğu zaman biz de yine bir 30-35 kişiden sorumlu oluyoruz. Onları kaba tabir zapt altında tutmak falan... Yeri geldiği zaman zor olabiliyor. Çünkü yaptığımız spor tamamen fiziksel kontağa dayalı bir spor olduğu için. Her şeyi eğer bir düzene oturtursanız, yani her şeyi arkadaşlarınıza da, bu spora da, ağırlığınıza da, derslerinize de yeterli vakti ayırabiliyorsunuz. Çok bir sıkıntısını ben görmedim. Ama yani spor fedakarlık isteyen bir spor. Diğer sporları nazaran. Amerikan futbolunun bazı antrenmanları hiç öyle dahil olunacak gibi değil. Uzaktan sadece seyredebiliyorsunuz çünkü çok iyi idman yemek gerekiyor, tıpkı Oklahoma drill gibi. Hangi bölümdesin? Ben iç mimarlık bölümündeyim. Evet. Peki okul bittikten sonra hayallerin, hedeflerin ne? Okul bittikten sonra okuduğum bölümle ilgili bir iş hayatı düşünüyorum. Sporu tabii ki de
hobi olarak devam ettireceğim. Ülkemizde bunun için yeterli kulüpler var aslında. Ve bu kulüplerle birlikte çalışmaya devam planlıyorum. Hangi bölümdesin onu sorayım. Hangi bölümdeyim? Elektrik elektronik mühendisliği. O zor bir bölüm. Bayağı zor bir bölüm maalesef. Hayallerinde ne yapmak istiyorsun ileride? Yani planların ne? Ya ilk ölçüde mezun olmak. Ben Yandal yapıyorum çünkü yazılımdan. Oraya yönelmek istiyorum. Bir de Yandal var. Aynen, Yandal'ı bir şekilde bitirebilip. Çünkü o çok zorluyor beni. Ondan sonra elektrik mühendisliğinden ziyade, elektronikten ziyade yazılımla alakalı bir şeyler yapmayı tercih edeceğim gibi duruyor yani şu an. Hayırlısı olsun diyelim. Yandal deyince aklıma futbolcu geliyor ama esprisini yapmayacağım. Yandal Tomasson vardı bu konuyu. Yapmayayım değil mi? Bence muhabbeti bitirelim, ben çok kötü yere çektim. Chargers'ın evindeyiz. Arkadaki pankart da bunu gösteriyor zaten. Sohbetimize devam ediyoruz. Bu kez sağdan başlayalım, sağ baştan. 23 numaralı formasıyla seni tanıyabilir miyim? Merhaba, benim adım İbrahim Göktepe. Bu takımın çavuşu derler bana. Niye öyle diyorlar? Ya genelde işleri halleden kısımda ben olduğum için ve hani derleyen toparlayan genelde ben olurum. Her takımda en kritik adamdır biliyorsun. Öyle diyorsunuz, öyledir. Sen de 33 numara. Mesela Grant Hill geldi aklıma, tabii yaşım çıktı. Grant Hill vardı zamanında. Takımdaki en yaşlı oyuncuyum şu an. Takım ilk kurulduğundan beri takımın içerisindeyim. 5 senelik bir takım Chargers. Takım kurulduğundan beri içerisindeyim. Hala devam etmekteyim ama işte daha çok genç arkadaşlarıma bu spor alışmaları ve daha bu sporu daha efektif yapabilmeleri için, bu spordan daha çok zevk alabilmeleri için her idmana ben de geliyorum. Normalde oynayamasam da. Bir şey söyleyeyim, bak onun da bir en yaşlı denmez ona. En tecrübeli oyuncusu sensin, evet, bu takımın. En tecrübeli öyle benim. Diyeyim. Evet, kendimi yaşlı hissetmiyorum. Evet. Ama öyle geldi. Sen hayallerini biraz anlatır mısın? Ya hayallerim bu spor adına yine hayatımda devam ettirmek var. Ama onun dışında endüstri mühendisliği bölümünde okuyorum. Hani mesleğimi edindiğimde hedeflediğim bazı şeyler var. Şu anda da bir radyo programı yapıyorum. Yine radyo alanında, medya alanında ilerlemeyi planlıyorum. 1,5 senedir bu takımdayım. Uluslararası lojistik okuyorum. Uluslararası lojistik üzerine çalışacak mısın, iş yapacak mısın? Düşünüyorum tabii. Ama özellikle yurt dışında çalışmayı düşünüyorum. Türkiye genelinde değil. Hem böylece oynadığım sporu da orada devam ettirebileceğimi düşünüyorum daha iyi bir şekilde. Amerika'yı mı düşünüyorsun? Yo, Amerika'yı düşünmek için biraz, yani biraz değil, bayağı erken. Ama sonuçta... Bu... Hayaller için hiçbir zaman erken değildir. Ya çok çalışmamız gerekiyor. Bak o tamam, onu tamam. Hani çok hayal ve çok güzel bir şey orası. Amerikan futbolu açıkçası daha çok filmlerde görmeye alışık olduğumuz bir spor. Daha çok NFL'i takip eden spor severlerin yakından izlediği bir spor ama yeniliklere açık olmak lazım. Yeni sporlara özellikle her zaman daha açık davranmak lazım. Hayata lokal değil, global bakmak lazım. Aslında Amerikan futbolu bugün burada sohbet ettiğimiz, şu an arkada maç yapan gençler de bize bunun mesajını veriyor. Bugün Işık Üniversitesi'ndeydik, Şile kampüsünde. Keyifli bir günü, keyifli bir bayram gününü geride bıraktık muhteşem görüntülerle.